5 dakika analizine hoş geldiniz değerli dostlar. Demir çelik sektörü ile ilgili şöyle kısaca bir değerlendirme yapacağız ama Kardemir'i analiz etme sebebimiz bugün birazcık daha başka yüksek yabancı girişinden dolayı analiz edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz demir çelik sektörü 2021 yılında pandemi şartlarından kaynaklı artan navlun fiyatlarında etkisiyle üretim yetersizliği yani talebin çok fazla olmasıyla arz sıkıntısı yaşadı ve Türkiye'de önemli yükselişler, büyümeler gerçekleşti demir çelik sektöründe ve şu anda Rusya-Ukrayna gerilimi sonrasında ve artan talepten dolayı Avrupa pazarına doğru ve Afrika pazarına doğru genellikle büyüme birazcık daha pozitif olması beklenmekte ve Dünya Gazetesi'nde yapmış olduğu habere göre yaklaşık 23 milyar dolarlık bir beklenti vardı. Bunu 26 milyar dolara beklediler gelir olarak. Şimdi Türkiye'de demir çelik üretim biliyorsunuz Ocak ayından beri yani 2022 yıl itibariyle dünya genelinde bir düşme var. Geçtiğimiz ayda yaklaşık %8'e yakın bir değerde üretimde düşme gerçekleşmişti. Çünkü demir çelik sektöründe 2022 yılında bir daralma beklenmekte. Çünkü sadece demir çelik sektörü değil, bütün dünyada bütün sektörlerde bir daralma beklentisi var. Büyüme oranlarının 2020 yılı kadar parlak olmaması beklenmekte ama yine de koşulların iyi gideceği yönünde beklentiler mevcut. Ve yılın ilk çeyreğinde diyelim Türkiye'de şu an yapılan ihracat oranında yine de üretim az olsa da ciro olarak 5,7 milyar dolarlık bir gelir elde edilmişti geçtiğimiz ayki verilerde. Bu da gösteriyor ki bu haberden sonra daha doğrusu üreticiler beklentilerini %10 olarak birazcık daha arttırdılar Türkiye'de 2022 beklentilerini. Çünkü beklentileri bu sene düşük tutuyordu üreticilerde. Şimdi isterseniz şöyle kısaca değinelim. Önümüzdeki dönemde artan enflasyon Türkiye piyasasında önemli yükselişle beraberinde getireceği beklenmekte. Ve şu an hareketlilik oldukça dikkat çekici. Yurt dışından pozitif şekilde ayrışmaya devam ediyoruz. Önemli bir dirence çok yakınız. %3,3'lük bir dirence yaklaşımımız kaldı şu an endekste. Bakalım o bölgeyi aşabilecek miyiz? Şu anki görüntü iyi yönde. Bu ne demek? Dış piyasada eksi olduğumuz günlerde piyasanın birazcık en kötü yatay. Dış piyasaların iyi olduğu günlerde de BIST'in çok daha iyi performans sergilemesi beklenir. Şimdi kısa da şöyle bahsetmek gerekirse Kardemir'de yaklaşık 15-80 bölgesi kısa vadede bizim desteğimiz olacak. Bu bölgenin altında hisse senedinde öncelikle yaklaşık 15 TL ve sonrasında 14-40 bölgesine kadar sarkmalar gerçekleşebilir. Bu bölgeleri takip ederseniz hissede trade imkanlarını değerlendirebilirsiniz. Yani olası piyasadaki çalkantılarda bu seviyeleri rahatlıkla görebilir hisse senedi. Onun haricinde hissenin öncelikle 17-30 hedefine doğru yönelmesi beklenebilir. Neden bu şekilde yorumluyoruz? Hisse senedinde ayın 11'inde gerçekleşen yani bugün gerçekleşen işlemlerde Bank of America'nın sadece tekelden yaklaşık 10 milyonluk bir lot girişi söz konusu. Bu ciddi bir yükseliş ve bunu öğleden sonra girdi. Ve bu rakam neyi ifade ediyor derseniz hisse senedinde yabancı hesaplardan gelen işlemlerde son 3 aydaki en iyi alış diyelim size günlük olarak ve aynı zamanda son 3 aydaki yabancı girişinin %25'i sadece bugün gerçekleşti. Bu da hisseyi oldukça destekleyebilecek bir unsur. Şöyle devam ediyorum isterseniz haftalıklarını şöyle bir kısaca değerlendirelim. Ana tabloda Citibank'ın görmüş olduğunuz gibi 192 milyon lot bulundurmakta elinde. En iyi hakim ikinci ortak emeklilik fonu ve devamında garanti iş yatırım fonları devam etmekte. Hissede en büyük ağırlık tabii ki yabancının olduğu için ve yoğun olarak işlem yapıldığı için hisse senedinde maksimum derecede etkileri söz konusu alıcı satıcı oldukları günlerde ve hissenin şöyle ayın 8'inde 60 mıyım atmamışım herhalde gerek yok. Aylıkta ise gördüğünüz gibi yabancının öyle çok yüksek meblağlarda çıkışı söz konusu değildi. Hisse de bu sayede rahatlıkla bulunduğu seviyeyi korumayı başardı. İş yatırımın ve yatırım fonlarının hisse senedinde en iyi alıcı olduğunu görüyoruz ve iş yatırımında gördüğünüz gibi 17 milyonu aldıktan sonra 60 milyona kadar lot sayısını çıkarttığını görmekteyiz ve hissede en iyi hakim 4. ortak seviyesine yükselmiş. O zaman onun da alış satışlarının önem arz etmeye başlayacağı ortada. Hissenin son 3 ayda az önce bahsettiğim gibi Citibank'ın 33 milyon, Deutsche Bank'ın da 10 milyon lot alımıyla neredeyse 40 milyon hafif üzerinde bir lot girişimi görünmekte. Yani Bank of America hesaplarından gelen bugünlük 10 milyonluk girişte burada %25'lik bir pay artışına gidildiği son 3 aydaki durumu özetleyebilir kısaca. Hisse senedinde 13,5 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece hisse senedinde öyle piyasada çok böyle an engelli bir şey olur. Beklemediğimiz beklentilerin çok haricinde bir olay gerçekleşir. Öyle bir durumda 13,5 stop loss seviyesi olarak değerlendirilmeli. Onun haricinde bant aralığında hissenin yani kısaca maksimum bence 14,5 seviyesinin altına gelmeden
piyasadaki düzeltmeleri de amorti edebileceğini tahmin ediyoruz kısada. Dediğimiz gibi şu çizginin üzerine yüksek hacimle güzel bir çıkış gerçekleşti. Bu kademenin üzerine artık 17.30 hedefine doğru yol alması beklenir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.